Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde canlıların ortak özelliklerini anlatacağım. İlk önce canlıların ortak özellikleri nelerdir? Bunları bir başlık altında görelim, daha sonra detaylarına başlayalım. İlk olarak işleyeceğimiz ortak özellik hücresel yapıdır. Hücresel yapı. Daha sonra ise beslenme özelliğini göreceğiz. Daha sonra boşaltım, üreme, yaklaşık 12 tane veya 10 tane arkadaşlar ortak özellik göreceğiz. Beşincisi organizasyon. Organizasyon. Daha sonra metabolizma. Metabolizma. Adaptasyon. Adaptasyonun Türkçe adı ortama uyumdur. Ortama uyum. Daha sonra homeostasi. Homeostasi. Homeostasinin bir diğer adı ise arkadaşlar iç dengedir. Daha sonra hücresel solunumu göreceğiz. Hücresel solunum. Tabii bu hücresel solunum dediğimiz olay daha sonra AYT konularımızda da var. Detaylı olarak anlatacağız. Burada kısaca geçeceğiz. Daha sonra arkadaşlar büyüme ve gelişme. Büyüme ve gelişme. Uyarılara tepki verme. Bunlar genel olarak işleyeceğimiz başlıklar. Bunları anlattıktan sonra size en son diğer ortak özellikleri de anlatacağım. Diğer ortak özellikleri sadece başlık altında bilmeniz yeterli. Soruları cevaplarken mutlaka bize yardımcı olacaktır. Evet, şimdi hücresel yapıdan başlayalım arkadaşlar. Her canlı mutlaka hücresel bir yapıya sahip olması gerekiyor. Neden? Çünkü bir hücrenin içerisinde bulunması gereken bazı özellikler vardır, yapılar vardır arkadaşlar. Bu yapılardan bahsedelim. Şöyle hücresel yapı yazalım ve hücresel yapımızdan bahsedelim. Arkadaşlar, bir yapının canlı olabilmesi için hücresinde bulunması gereken özellikler vardır. Bir kere bir canlının canlı olabilmesi için hücre zarı bulunması gerekiyor. İkinci olarak sitoplazması bulunması gerekiyor. Tabii bu sitoplazmanın içerisinde işte organik moleküller, inorganik moleküller, daha sonra canlıların temel bileşenlerinde göreceğiz bunları. Organik bileşikler neler, inorganik bileşikler neler. Sitoplazma haricinde genetik materyali bulunması lazım. Genetik materyal. Genetik materyalimiz ise DNA ve RNA'dır. Bunların da özelliklerini göreceğiz. DNA, RNA. Şimdi biz arkadaşlar hücresel yapı derken biz hücreyi ikiye ayırıyoruz. Prokaryot hücre ve ökaryot hücre. İlk olarak prokaryot hücreden bahsedelim. Prokaryot hücremiz. Prokaryot hücre ilkel bir hücredir. Yapısında zarlı organel bulunmaz. Peki nedir bu zarlı organeller? Zarlı organellerimiz mitokondri, kloroplast, daha sonra lizozom, kofol gibi organellerdir arkadaşlar. Bizim zarsız olan bir tane organelimiz var. O da ribozom. Ribozom arkadaşlar zarsız bir organeldir ve tüm canlılarda ortak olarak bulunan bir organeldir. O zaman prokaryot hücrenin özelliklerine şunları yazabiliriz. Zarlı organel bulunmaz. Zarlı organel bulunmaz. Daha sonra çekirdeği bulunmaz arkadaşlar prokaryot hücrelerin. Çekirdek yoktur. Çekirdeği olmadığı için DNA'sı sitoplazmada dağınık olarak bulunur. DNA sitoplazmada dağınıktır. Sitoplazmada dağınıktır. Daha sonra prokaryot hücreye sahip olan canlıların DNA'ları halkasaldır. DNA halkasaldır.
Peki halkasal dediğimiz nasıl bir özellik? Halka bildiğimiz gibi yuvarlaktır arkadaşlar. Bizim DNA'mız bu prokaryot yapıya sahip olan canlıların DNA'sı şu şekildedir. Halkasal bir yapıya sahiptir. Yani iki ucu birleşiktir birbiriyle. Bu şekilde arkadaşlar iki ucu birleşik olarak bulunur hücrenin içerisinde. Diğer özelliklerine devam edelim. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında organik ve inorganik bileşikler bulunur tabii ki. Hani tüm hücrelerde bulunduğu gibi organik ve inorganik hücre, inorganik yapılar bulunur. İnorganik yapılar bulunur. Bunlar oldukça basit yapılardır arkadaşlar. Basit hücrelerdir. Basit hücrelerdir. Peki hangi canlı grubu prokaryot hücre yapısına sahiptir? Bizim canlıları sınıflandırmasında da göreceğimiz iki canlı grubumuz var. Bunlar prokaryot hücreye sahiptir arkadaşlar. Bunlardan birisi bakteriler, diğeri de arkeler. Bakteriler ve arkeler oldukça basit bir yapıya sahiptir. Arkelerin bir diğer adı arkebakteriler olarak geçebilir. Ayrı canlılar değildir. Bunlar birbirinin aynısı canlılardır arkadaşlar. Prokaryot hücre dediğimiz yapı bu şekildedir. Peki gelelim bir diğer hücremize. Bir diğer hücremiz de ökaryot hücremizdir. Ökaryot hücre bizim de yapımızda bulunan hücre çeşididir arkadaşlar. Şöyle ökaryot hücreyi biraz daha detaylı olarak işleyelim. Ökaryot hücre. Peki ökaryot hücrede neler var? Şimdi biz prokaryot hücrede ne bulunmaz dediysek onlar arkadaşlar ökaryot hücrede bulunacak. Prokaryot hücre için zarlı organel bulunmaz dedik. Biz burada ökaryot hücreye ne diyoruz? Zarlı organel bulunur. Zarlı organel bulunur. Peki nedir bu zarlı organeller? Birkaç tane örnek yazayım. Ribozom, pardon, lizozom, kofol, mitokondri, kloroplast gibi hücrelerdir. Hepsini yazmayacağım. Zaten hücrenin içerisinde bunları göreceğiz arkadaşlar. Bu tür yapılar bizim zarlı organellerimizdir. Peki zarsız bir organel olan ribozom ökaryot hücrede var mı? Tabii ki vardır. Ribozom tüm canlılarda ortak olarak bulunan organeldir arkadaşlar. Ribozom bulunur. Daha sonra bir diğer özelliğine bakalım. Bunlarda çekirdek vardır. Çekirdek bulunur. Çekirdek bulunuyorsa DNA nerededir? Çekirdeğin DNA çekirdeğin içindedir. Arkadaşlar, prokaryot hücre için DNA halkasaldır demiştik. Biz ökaryot hücreler için de şunu söylüyoruz. DNA'sı doğrusaldır. DNA doğrusaldır. Yani bizim DNA'mız şu şekilde iki ucu birleşik değil. Bu şekilde gider arkadaşlar. Doğrusal bir yapıya sahiptir. Böyledir. Evet. Sitoplazmasında yine ökaryot hücrelerinde organik ve inorganik maddeler bulunur. İnorganik maddeler bulunur. Bunlar daha kompleks hücrelerdir arkadaşlar. Biz prokaryot hücre için basit hücrelerdir dedik. Ökaryot hücreler için de kompleks hücrelerdir diyoruz. Kompleks hücrelerdir. Peki, ökaryotik yapıya sahip olan canlılar hangi canlılardır? Biz bakteri ve arkeler dışında kalan canlıları buraya yazacağız arkadaşlar. Yazalım. Protista. Şimdi size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Protistanın başındaki pro kelimesi veya pro hecesi diyeyim ben buna. Prokaryotla karıştırılabiliyor. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Protista ökaryot canlı grubuna aittir. Ökaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot değildir arkadaşlar. Karıştırmayın kesinlikle. Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar. Bu canlı grupları da ökaryotik hücre yapısına sahip olan canlı gruplarımızdır arkadaşlar. Bizim
Ökaryotik hücrelerde bulunan işte zarlı organeller tarafından gerçekleşen bütün olaylar prokaryot hücrelerde sitoplazma içerisinde gerçekleşmekte. Yani prokaryot hücreler de bu olayları gerçekleştiriyor ama özelleşmiş organeller içerisinde değil, sadece sitoplazmada gerçekleştiriyor. Biraz daha basit yapılı halde gerçekleştiriyor. Evet, bizim hücresel yapı dediğimiz yapı bu şekilde. Prokaryot ve ökaryot olarak biz ikiye ayırdık hücremizi. Daha sonra bunların genel özelliklerine baktık. Prokaryot ve ökaryot hücreyi daha sonra biz canlıların sınıflandırılmasında ayrıca yine hücreyi işlerken de tekrardan değineceğiz. Ama ortak özelliklerde de oldukça fazla çıkan bir konudur arkadaşlar. Hücresel yapı bu şekilde. Gelelim İkinci bir ortak özelliğimize. İkinci ortak özelliğimiz de bizim Evet arkadaşlar, şimdi ikinci ortak özelliğimize gelelim. İkinci ortak özelliğimiz de beslenmedir. Beslenme. Canlılar hayatsal faaliyetlerini sürdürebilmek için, gerekli enerjiyi sağlayabilmek için mecbur beslenmek zorundalar. Biz de gün içerisinde zaten bunu yapıyoruz. Ama bizim yaptığımız beslenme diğer canlıların yaptığı beslenmeden farklıdır. Yani şöyle söyleyeyim, aslında beslenme kendi içerisinde birçok gruba ayrılıyor. Biz bu gruplardan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk olarak beslenmeyi şöyle diyelim, bir genel tanımını yapalım isterseniz. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için gerekli enerjiyi kazanmak zorundadır. Bunu da beslenme ile yaparlar. Beslenme ile yaparlar. Bazı canlılar kendi besinini kendi üretebilir. Birazdan bahsedeceğim. Bazı canlılar besinlerini dışarıdan hazır olarak alabilir arkadaşlar. Bizler zaten dışarıdan hazır olarak alanlar içerisindeyiz. Peki canlılar kendi besinlerini kendi üretenlere ne diyoruz? Arkadaşlar biz beslenmeyi genel olarak şöyle ikiye ayırıyoruz. Biri ototrof beslenme, diğeri de heterotrof beslenme. Heterotrof beslenme. Ototrof beslenme şöyledir. Burada canlı kendi besinini kendisi üretiyor. Bakın. Canlı besinini kendisi üretir. Kendisi üretir. Peki biz bunu nasıl aklımızda tutacağız? Ototrofla heterotrofu nasıl karıştırmayacağız? Arkadaşlar bakın şuradaki oto kelimesinden. Otomatik kendiliğinden gerçekleşen. O zaman ne olacak? Canlı otomatik olarak kendisi besinini üretiyor ototrof canlılarda. Peki heterotrof nedir? Heterotrof ise canlı besinini dışarıdan hazır alır. Canlı besinini hazır alır. Arkadaşlar ototrof canlılar iki şekilde beslenebilirler. Bunlardan bir tanesi fotosentez yaparak, diğeri de kemosentez yaparak. Biz fotosentez yapan canlılara fotoototrof, kemosentez yapan canlılara da kemoototrof diyoruz. Onu da yazalım isterseniz şöyle. Fotoototrof ve kemoototrof. Kemoototrof. Şimdi bunları şöyle bir karşılaştıralım. Arkadaşlar fotoototrof olan canlılar başından da anlayacağımız gibi fotosentez yaparlar. Fotosentez yaparlar. Bunlar enerjilerini güneşten alırlar arkadaşlar. O yüzden şöyle diyoruz, ışık enerjisi kullanırlar. Direkt olarak güneş enerjisi yazmıyorum. Çünkü yapay ışıkla da enerji üretimi gerçekleşebiliyor. O yüzden de ışık enerjisi yazdık. Bunların ışık enerjisini kullanabilmeleri için mutlaka klorofile ihtiyaçları vardır. Yani klorofil bulundururlar. Klorofil bulundururlar. Buradaki klorofil önemlidir. Bunu mutlaka aklınızda tutun arkadaşlar. Çünkü ileride hücre konusuna geçtiğimiz zaman kloroplastan bahsedeceğiz.
Ökaryotik hücrelerde klorofil, kloroplast içerisinde bulunuyor. Ve arkadaşlar sorular içerisinde işte her canlı veya ototrof olan canlılar kloroplast bulundurmak zorundadır diye size soru sorabilir. Bu kesinlikle yanlıştır. Ototrof yani fotosentez yapan canlılar mutlaka klorofil bulundurmak zorundadırlar. Kloroplast bir zorunluluk değildir. Klorofil bulundurmak zorundadır dedik. Peki karbon kaynağı nedir? Sonuçta organik madde üretebilmeleri için karbona ihtiyaçları var. Karbon kaynakları karbondioksittir. Karbon kaynağı karbondioksittir. Evet, fotosentez yaparlar dedik. Işık enerjisi kullanırlar dedik. Klorofil bulundururlar dedik ve karbon kaynağı karbondioksittir dedik. Peki hangi canlılar? Örnek verelim. Arkadaşlar, bizim en iyi bildiğimiz tabii ki bitkiler fotosentez yaparlar. Bazı protistalar ve bazı bakteriler de görülüyor. Bazı bakteriler. Bunlar fotosentez yapan canlılarımızdır. İlerleyen zamanlarda AYT konularına geldiğimizde tabii ki fotosentezi ayrıca bir konu olarak işleyeceğiz arkadaşlar. 12. sınıf müfredatında bulunuyor fotosentez ve kemosentez. Gelelim kemoototroflara. Şimdi fotosentezle karşılaştırarak yazalım bunu da. Kemoototroflar ne yapıyor? Kemosentez yapıyorlar. Kemosentez yaparlar. Peki bunlar enerji olarak neyi kullanıyor? Kimyasal maddeleri enerji olarak kullanırlar arkadaşlar. Kimyasal enerji kullanırlar diyelim. Kimyasal enerji kullanırlar. Kimyasal enerji kullandıklarına göre klorofile ihtiyaçları var mı? Yok. Çünkü ışıktan faydalanmıyorlar. O yüzden klorofil bulunmaz. Klorofil bulunmaz. Karbon kaynakları yine karbondioksittir. Karbon kaynağı karbondioksittir. Arkadaşlar kemosentez yapabilmeleri için kimyasal maddeleri oksidasyon ile parçalamaları gerekiyor. Oksidasyon dediğimiz oksijen. Oksijenle parçalayarak bunlardan enerji sağlıyorlar. Bu enerjiyi de besin üretiminde kullanıyorlar. Peki. Evet, gelelim heterotrof canlılara. Heterotrof canlılar da besini hazır alır dedik arkadaşlar. Bunlar kendi hücrelerinde üretim yapmıyorlar. Peki heterotrof canlılar hangi canlılardır? Aslında baktığımız zaman büyük bir çoğunluk heterotrof canlılar arasına giriyor. Hayvanlar, mantarlar, bazı bakteriler ve bazı arkeler. Bunlar heterotrof canlılar arasındadır. Besinlerini hazır alan canlılardır. Unutmayın, ototrof ve heterotrofu kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Ototrof canlı ne demekti? Besinini kendisi üreten demekti. Yani canlı otomatik olarak besinini kendisi üretiyor. Otomatikten aklınıza gelsin arkadaşlar. Geriye kalan da heterotrof canlılarımızdır. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Ben videoları uzun tutmamayı düşünüyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca sürecek olan videolarımız vardır. Tabii konuya göre biraz daha uzatabiliriz veya daha kısa yapabiliriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.